Ne filmiymiş? İnşallah duygulu bir şeydir. Tayyare var mı acaba, pilot falan? Bilmem. Nerede bu memo? Nure, Zeyno! Ben zaten pilot olmaktan vazgeçtim. Mühendis olacağım. Niye? Yüksekte başım dönüyor. Ama hiç kimse söylemeyin ha. Ben doktor olacağım. Nenemin beli ağrıyor. Onu iyi edeceğim. Olur. Bize de bakarsın buradan düşünce. Sen ne olacaksın Memo? Sahi sen ne olacaksın Memo? Hayal kurmak serbest mi? Tabii. Ben öyle tek bir şey yapmayayım o zaman. O ne demek? Yani ben her şeyi yapacağım. Böyle Memo gel desinler, bir el at desinler, hop tamam. Kime ne lazımsa. Önce anneme babama. Zeyno, senin abine. Herkese. Bütün mahalle. Sonra başka yerlere de giderim. Lazımsa çok uzağa. Nuri, eğer sen mühendis olursan birlikte bir fabrika bile kurarız. Pilot olursan da teyyareyle gideriz. Zeyno, sen de gelirsin. Böyle bütün memleketi geze geze. Yok artık. İnsan yorulur ya. Sus ya. Ne güzel anlatıyordu işte. Başlayayım. Şimdi memleketten havadisler. Milli müessesemiz Türkiye İş Bankası yeni yaşını iftiharla ve gururla kutluyor. Sadece bankacılık yapmak saikiyle değil, bütün memleket altında iktisadi hürriyeti ebedi kılmak için Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal tarafından bizzat kurulmuş Türkiye İş Bankası sermayesini kendi kaynaklarıyla karşılayıp memleketimize bugüne kadar onlarca fabrika ve müessese kazandırdı. Nice yaşlara Türkiye İş Bankası. Gördün mü Nuri Bey? Ben niye yapamıyorum? Tamam o zaman banka olsun. Banka değil Nuri, İş Bankası. Yapılamaz deneni yaparak başladık. Geçmişimizi bilerek ama hep önümüze bakarak bugünlere geldik. 95 yaşındayız. Daha yolun başındayız.